Nasılsınız? İyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sürekli aynı yerdeyiz sizinle. Ha? Sürekli aynı yerde buluşuyoruz. Aynı yer. Benim hayatım küçük. Vazgeçilmesi. Gittiğim yerler belli. Spor, pardon. Rica ederim. Spor yaptığım yerler belli. Hayatı küçük yaşamayı sevdim. Böyle. Nasılsınız? İyiyiz, bize teşekkürler. Geçen hafta yine karda beklerken bir anda görememiştik sizi. Tony! Pardon. Geçen hafta da yine bir cumartesi günü. Yine kar yağışı vardı. Yine kar yağışı. Göremediniz mi beni? Göremedik, çok soktu arabadan. Nasıl göremediniz? Aradığımızda evde olduğunuzu unutuyorum. Nereden biliyorsunuz? Ya ben sizden çok fena rahatsızım. Beni annem babam bu kadar takip etmedi ya. Tamam, artist olabilirim yani ama benim kendi özel hayatım var. Evet, nasılsınız, nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Ya her şey yolunda gidiyor. Geçtiğimiz günlerde... Yok, estağfurullah, buyurun. Söyle canım, söyle. Geçtiğimiz günlerde de bir haber çıktı. Bir kozmetik firmasıyla bir teklif geldi, 12-10. Hop! İyidir! Eyvallah! Sen komple tanıyorsun artık. Muhtar olur musunuz seninki? Önce o soruyla başlayalım. Muhtarı geçtik, başka bir şey bulmak lazım. Bir 12 milyonluk bir teklif gelmiş, reddetmişsiniz galiba. Haberler çıkıyor bunun bir kozmetik ürünler, neler söylüyorsunuz? Ya işin maddiyatını geçelim bir tarafa da doğru ama merhaba. Sağ olun. Çok, ben yabancıyım ama sizde anne babam herkes sizi tanıyor ve çok seviyoruz. Çok selam söyleyin herkese. Nerelisiniz? Biz İranlıyız. Aa, İran. Evet. Çok güzel. Evet. Çok çok memnun oldum. İranım, çok hayranınız. Sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Ben görüşürüz. De çok mutlu oldum. Herkese selam lütfen. Çok mersi. Bir belediye başkanlığı gelir. Geliyor yakın birazdan milletvekiline doğru. Ona göre davranın bana bak. Ona göre. Kozmetik benim için çok önemli. Çok da değerli. Krem olsun, makyaj malzemesi olsun. Gerçekten çok inanmadığım şeyleri çok tercih etmiyorum. Şu anda onu deneme sürecindeyim. Anladım. Ha, reklam teklifini reddetmediniz ama hala... Şu anda deneme sürecindeyim. Ama evet evet emin olmam lazım. Yoksa... Çünkü birçok sanatçımız aslında böyle durumda Sağlık Bakanı'nın onayı olmadan aslında paylaşımlar yaptı, cezalar da aldı. Siz evet. Tam tersi daha çok dikkatli olma durumundasınız aslında diyebiliriz. Benim bir vicdanım, bir Allah'a olan... Yani bilmiyorum, vicdanen kendim rahat etmeliyim önce. Diğerleri de muhakkak inandıkları için yapmıştır, bilmiyorum ama... Belki onlar denemediğim bir şeyin yüzü olmak istemem diyorsun. Hayır, hayır. Önerdiğim şeyin mutlaka iyi olması lazım. Yani işin maddiyat kısmı hani bir kere yaparsın sonra ne olacak? Olmaz. Dizi var mı peki? Ya da bir film, sinema filmi var mı görüntüsü? Yani birkaç bir şey var ama hiç istediğim gibi değil. O yüzden de bizim hayat, bizim gibi insanlara sürekli senaryolar, pardon özür dilerim. Senaryolar gelir, gider. Okursun yani hiç bitmez. Ekranları özeliriz mi efendim? Hiç bitmez, o yüzden de var bir tanesi tutarsa ya inşallah olacak. Ekranları özledin mi? Ne anlamda? Yani o set ortamını olsun. Set ortamı. Set ortamını her hayatım boyunca özleyeceğim. Yani set ortamının içinde olduğum zaman da özlüyorum onu. O başka bir şey. Ama onun dışında şu anda çok iyiyim. Yani insanlar artık ekran dediğiniz diye bir şey, ekran diye bir şey kalmadı. Herkes YouTube'da, orada, burada. Dolayısıyla istediğim zaman istediğimiz zaman ekranlarda olabiliyoruz. Talk show yapmayı düşünüyor musunuz tekrardan yoksa onda interneti olur, dijitali? Bir düşünüyorum, bir diyorum ki yapayım mı diyorum. Sonra boş ver. Başka bir şey buluyorum. Sonra tekrar düşünüyorum ama o birebir sohbet meselesinden bir türlü vazgeçemiyorum. Herhalde yapacağım bir gün. Anladım. Peki, var mı? Peki, Bergen'i izleyebiliriz mi efendim? İzlemedim. Zehra gitti, çok beğenmiş. Ben de ilk zamanda gitmeyi düşünüyorum. Aslında sinemaya gitmek hani biraz şu anda bir şey geliyor bana. Kapalı ortama girmekten evet. Falan da böyle bir... Ama çok beğenildiği için gideceğim galiba. Bazı eleştiriler de var bununla ilgili. Hani Bergen'in sesini keşke duysaydık, Farah söylemeseydi. Bazıları tam tersi, eğer oynuyorsa Farah seslendirmesi daha doğru diye. Siz neler söylüyorsunuz? İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Yani otobüyografi filmi seyretmeden yorum yapamayacağım.
Yani yok, genel anlamda otobiyografi, biyografi filmlerinde sizce sanatçının kendi sesi mi olmalı yoksa onu canlandıranın mı sesi olmalı şarkılarda? Sizin tercihiniz ne olur? Zor bir soru. Yani... Biz soralım mı? Yorum yapmayayım. Sevmem lazım. Hayırlı olsun. Peki var mı sizin böyle efendim hani hayatını oynamayı istediğiniz bilgisayarlı eskilerden? Ya ben çok Manukyan oynadım. Ülke olarak hazır değiliz henüz buna. Matip bence Manukyan'a. Gülşen'den sonra bu... Çok konuşuyorum Gülşen'de, ne anlamadım. Gülşen kıyafetleri bir gündem oldu ya, çok konuşuldu ülkede. Neyle? Gülşen'in sahne kıyafetleri vesaire çok konuşuldu ya. Ne alaka Manukyan'la? Yok. Bunu oynarsak her epey bir gündem olur anlamında. Ne diyorsun oğlum sen? Minik toparlayamadım. Ne zaman başladın? 6-7 yıl oldu. 6-7 yıl. O buydu buydu. Daha önce karşılaştık mı biz sen? Belli oluyor. Piyasamızın miniğidir kendisi. Sen, aa, o daha şey yapmamış. Daha sertifika almamış benden. Sertifika alması bak, lazım. Bak ben 9 sene önce aldım. Aldım. Herkes bir sertifika. Evet. Senin de, sen de bugün alabilirsin. İnşallah. Peki çok teşekkürler. Ne alaka o soru? Ya yok, gündem oldu yani. Edep medep durumlarından dolayı herhalde onu söylüyorum. Edep derken? Ya bu konuyu kapatalım. Herkes kendine göre bir... Kimse yargılamayın arkadaşlar. Kimse yargılamayın. Herkes istediği gibi her şeyi yapabilir. Her koyu kendi bacağını alacak. Size ne ya? Bize ne yani, Allah Allah. Yargı kötü bir şey. Onu geçin. Şunu söylemek istiyorum. Manukyan oynamak istiyorum. Evet. Senaryosu yazıldığında mı izin vermediler, bir sürü problemler çıktı ama gerçekten en çok onu oynamak istemişti. Hayır, kısmet belli mi olur hayatta? Evet. Peki çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun, teşekkürler.